Amerika Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell çok beklenen Jackson Hole konuşmasını yaptı. Konuşma ortaya bir tondaydı. Hani İngilizce neutral. Ne böyle çok olumlu ne çok olumsuz konuştu. Çok ama gerçekçi bir bakış açısı ortaya koydu. Çok hoşuma gitti. Neden? Şunu söyledi. Enflasyonla mücadelede epey yol aldık. Özellikle Haziran ve Temmuz enflasyon okumaları hem çekirdekte hem CPI'de olumluydu. Ama iki ayla karar veremeyiz. Bu gayet doğal. Önümüzdeki dönemde ekonominin nasıl gideceğine bakacağız. Şu anda bizi şaşırtan şey bu kadar yüksek faizlere rağmen hala ekonominin kuvvetli olması. Ama eğer bu bir enflasyonist baskı yaratmıyorsa sorun değil. Benzer şeyleri birkaç kere daha söyledi. Mesela iş gücü için aynı şeyi söyledi. Amerika'da şu anda iş gücüne kuvvetli talep var. Ama maaşlarda ciddi bir artış görmüyoruz. Eğer enflasyon üzerine baskı yaratmazsa ne güzel o zaman bizim için sorun yok dedi. Yani gelecekteki faiz artışlarını büyümeye veya iş gücü pazarına değil bunların yaratabileceği enflasyona bağladı. Onun ötesinde kiralardaki düşmenin gecikerek yansıdığının farkında izledi. Tedarik zincirindeki gecikmelerin pandemiden kaynaklanan yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması da enflasyonu düşürecektir dedi. Evet gıda ve enerji fiyatlarında oynaklıklar var ama bizim odaklandığımız yer çekirdektir dedi. Bunu çok net olarak söyledi ve orada yol aldığımızı düşünüyoruz. Belki de hepsinden önemlisi şu andaki faiz seviyesinin sınırlandırıcı olduğunu düşünüyoruz. Bunu aşağı indirmeye şimdilik niyetimiz yok ama yukarı çıkartmaya da niyetimiz yok. Eğer enflasyonda kötü bir veri gelmezse. Kabaca özeti bu. Gayet ortadan bir tonda gitti o. Geçen seneki Jackson Hole'da acayip şahince konuşan adam yoktu bu sefer karşımızda. Ama böyle bir zafer de ilan etmedi işin doğrusu. Biraz daha ortada bir yerde konuştu. Piyasa nasıl tepki veriyor? nazlak. 0.50 civarında yukarıda. O yıllık faizlerde pek bir değişim yok. Bir daha bakayım en son ne oldu? Çünkü onların istediği kadar şahince değildi konuşma. Onlar biraz daha şahin bir konuşma istiyordu. Hatta orada hafif bir yukarı doğru gidiyor olmuş acaba enflasyonla mücadele gevşer mi diye o da şu anda naz daha olumsuz etkiliyor. Ama Powell ortaya konuştu. Önümüzde çok şahin sert bir Powell da yok. Çok böyle bir anda güvercinleşmiş ey ekonomideki sorunların farkındayız. Her şeyi bırakacağız faizle düşeceğiz diyen birisi de yok. Ekonomide bazı sorunların baş göstermeye başladığını görüyoruz. Belli yavaşlamalar var. Küresel olarak da işte dünkü PMI rakamından bahsediyor. Küçülmeleri görüyoruz. Ama şu anda biz kısıtlayıcı politikamıza devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü burada salarsak bu işi enflasyon geri gelebilir ama daha fazla yükseltmek için mi neden görmüyoruz dedi. Benim sabah videomda tahmin ettiğin gibi böyle ortaya bir konuşma yumuşak tonluca ama çok yumuşak değil. Tehditler de var ama çok ciddi tehditte de değil. Piyasa bakalım bunu nasıl değerlendirecek? Maalesef 10 yıllıklarda şu anda çok iyi değil olan bitenler. Onu ise senetlerin yansıması tabi süper iyi olmayabilir. Bakıyorum tekrar şu an itibariyle Nasdaq %0.30 yukarıda sadece. Vaziyet bu ama önümüzde bir şahin durum yok. Bakalım piyasanız tepki verecek. Yorumlar ne olacak? Şimdi şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bugün boyunca yüzlerce binlerce analist Powell konuşmasının her bir satırında her bir kelime seçimin üzerinden gidecekler. Ve ona göre yorumlarda bulunmaya çalışacaklar. O yorumların sonunda da piyasanın genel gidişat yönünü anlıyor olacağız. Şu anda biraz piyasa düşmekte ama bu böyle bir geriye çekilme sonra geri gelme bilmiyorum. Ben bu video çekerken saat 5.27. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Soru ve yorumlarınız varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.